Kıtasahanlı sınırımızı 3 boylam doğuya çekerek Girit Adası'nın doğusundan geçirdi. Yaycı'nın mimarlığını yaptığı ve kamuoyuna başarı diye sunulan Libya Deniz Anlaşması ile Türkiye 80 bin kilometre karelik kıta sahanlığını kaybetti. Kıta sahanlığının 35 bin kilometre karesi Yunanistan'a, 30 bin kilometre karesi Libya'ya, 15 bin kilometre karesi Mısır'a terk edildi. Yunanistan 2014 yılında Girit Güneyi Türk kıta sahanlığını parselleyerek satışa çıkardı. Erdoğan ve AKP hükümetleri bu duruma itiraz etmedi. Yaycı'nın teziyle kıta sahanlığı sınırlarını satışa sunulan Türk parsellerinin doğusuna çekildi. 2018 yılında Yunanistan'da anlaşma imzalayan Amerikan Exxon Mobil ve ortağı Katar petrol şirketleriyle ile Total ve Helenik petrol şirketleri yaycı sayesinde Türk kıta sahanlığında hiçbir anlaşma pardon engelle karşılaşmadan petrol arayacak. Yaycı'nın saraya danışman olarak atanacağı veya Katar'a büyükelçi olarak atanacağı iddia ediliyor. Yaycı'nın genelkurmay başkanlığı emrine atanması sonrasında Katar Büyükelçisi Fikri, Fikret Özer merkeze alındı. Yerine atama yapılmadı. Yaycı Katar'a veya başka bir ülkeye büyükelçi olarak atanacak mı? Veya saraya danışman olarak mı atanacak? Yaycı gerçekten kızak görevi mi alındı yoksa ödüllendirme öncesi yer değişikliği mi yapıldı? Hep birlikte göreceğiz diyor. Ve sonunda da diyor ki Ümit Yalım'ın bu iddiaları. Şimdi bakın kafamı karıştıran şu. Bir tarafta Fetullah Gülen'le en büyük mücadeleyi yapan komutan olarak sunuluyor. Bir tarafta Fethullahçı falan olmayan bir takım komutanlar tarafından da pek şey karşılanmayan, ki ifadeler var. Yani çok böyle işte biraz şeydir, kendine çok dönüktür, kendini över falan gibi. Ama beni en rahatsız eden bu konuda kritere yazı yazması ve Tayyip Erdoğan'a şu istifa mektubunda övgüler düzmesi. Tek imza ile alınıyor. Bakın üçlü kararnameyle değil. Mesela eskiden öyle bir şey vardı. Bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı. O zaman şöyle bir şey yapılabilirdi. Mesela ya Cumhurbaşkanı derdi ki başbakan ve bakandan böyle bir şey gelmiş. Hani ben de buna çok fazla demem. Hayır bu kararname tek başına Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıyor. Ve burada siz bunu FETÖ benzetmesi yapıp Tayyip Erdoğan'a da övgüler düzerseniz bu işin arkası sanki FETÖ'cüler, Fethullah Gülen ve ekibi Tayyip Erdoğan'ın üzerine baskı kurmuşlar ve ona bu kararnameyi imzalatmışlar gibi bir garabet çıkıyor ortaya. Şimdi bu durumun mutlaka düzelmesi gerekiyor. ...neden görevden alındı? Bu ihale doğru mu? Mesela şeyde aslında... ...Mündür Bayraktaroğlu da testten girerek... ...yani bir ihale var... E ...bu ihalede FETÖ'cü almış ve fetecinin ...şikayeti üzerine de... ...komutan sanki görevden alınmış gibi oluyor. Bunların açıklığa... ...kavuşması lazım. Benim yalnız anladığım bir tek şu var... ...çünkü bu konuda ben biraz... ...belki bir sert bir konuşmamdan sonra... ...bazı deniz kuvvetleri... ...mensuplarının alındığını öğrendim. Ama konu şu. Şimdi Mavi Vatan diye bir şey anlatılıyor. İşte bu ya Cahit Yaycı'nın da içinde olduğu, belki de fikir babası olduğu, işte bu Akdeniz'in e, Türkiye'ye çok daha e, bağlandığı gibi anlatılan bir proje bu. E, Karadeniz'de bütün hakimiyeti kurduk. Ege'de donanmamız çok güçlü ve Yunanistan'a nefes aldırmıyoruz. Akdeniz'de de aldığımız bu kararlarla müthiş. Bunu çok güzel anlatıyorlar. Cem Gürdeniz var, amiral. Çok da güzel anlatıyor. Benim de bulunduğum bir toplantıda bunu çok güzel anlattı. Fakat sonunda şunu sordum. Amir dedim. Bütün bu anlattığınızdan sonra Türkiye'nin Tayyip Erdoğan iktidarına müteşekkir olması lazım. Çünkü bu anlattığınız muazzam vatansever bir şey. Müthiş bir şey. Tayyip Erdoğan bunu niye böyle kullanmıyor dedim. Ama dedim siz açıkça bu hükümet çünkü bütün anlattıkları ancak siyasi iktidarın onay vermesiyle gerçekleşebiliyor. Yani asker böyle bir plan hazırlamış da çok bir, öyle bir şey yok bizzat dedim ki bu çok güzel anlattığınız sizden dinlediğim ayrıntılarını bilemem. Ama sizin anlattığınız çok güzel ama buradaki esas karar merci olan Tayyip Erdoğan ve muhteşem bir iş yapmış. Size burada orada kitleniyorlar. Çünkü bir taraftan bunu övmek istiyorlar. Öbür taraftan Tayyip Erdoğan'ı devre dışı bırakmak istiyorlar. Ve ortaya bir garabet çıkıyor. Ben bunun sonucu gibi hissediyorum bunu. Burada bir şeylik var. Yani yapılanın çok iyi olduğunu anlatıyorlar ama uygulayıcı Tayyip Erdoğan olduğu için de rahatsızlık var. Tabii Tayyip Erdoğan imza sahibi olduğu ve o olmadan da olamayacağı için yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu da söyleyemiyorlar. Yani yanlıştır demiyorum bak. Hani geri de dönemiyorlar şimdi ve böyle bir açmazda. Bu istifa mektubu bunu gösteriyor. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'a müthiş bir şey, övgü. Öbür taraftan da e ben niye görevden alındım? Onurum kırıldı. Onurunuz kırıldıysa kıran Tayyip Erdoğan. Övgüde bulunuruz da Tayyip Erdoğan. Ve şimdi böyle bir durum var. Ve bu çok ciddi bir kırılmaya neden olabilir. Bakın söylüyorum, kırılmaya neden olabilir. Bugün çok net bir şekilde, hiç yorum falan yapmadan fazla bunu size aktardım. Bunu başka televizyonlarda duymayabilirsiniz. Çünkü karışık bir konu. Yani aynı anda hepsini birden vermeleri mümkün olmayabilir. Bölük bölçük olacaktır. Ben burada size bütün açılarından bu olayı anlattım. Kendi yaşadığım da dahil çok da yorum yapmadan, tek yorum yaptığım kriter dergisidir. Yani sarayın e, think tank grubu olan yani bütün fikirler oralarda pişirilip Tayyip Erdoğan önüne koyuluyor. Şimdi orada yazı yazmak tavırdır. Yani bana şunu diyemezsiniz. Yani kardeşim ben tamamen olayı askeri bilimsel açıdan aldım. Oraya, hayır, o zaman burada yayınlasaydın diyebilirim ben. Durum budur. Şimdi, bütün bunlar olurken, daha çok yeni, e, zulaları patlatalım mı, göreceksiniz gününüzü, daha karınızı, kızınızı nereye saklayacaksınız diyen adam, dün akşam üzeri şöyle bir tweet attı. Bakın, bu da çok enteresan. Diyor ki, bu Fatih Tezcan isimli adam, bu ülkede hiçbir vatansever 30 Ağustos 2020 tarihine kadar rahat uyumasın. Herkes müteyakkız olsun. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Fazlası gereksiz polemikler oluşturur. Farklı açılardan bakıldığında tehlikeli gündemlere sebep olur. Sürecin ciddiyetinin farkında olalım yeter. Nereden çıkıyor ya bu laflar? Şimdi bakın bu paşanın amiralin istifası. İstifa sırasında verdiği şey. Ona karşı olanların takındığı tavır. Ondan yana olanların takındığı tavır. Cemaat olayının işin içine bulaştırılması. Silahlıyız her an her şeyi yapabiliriz. Karınızı kızınızı bizden nasıl sakınacaksınız diyen adamın 30 Ağustos'a kadar bekleyin ama kız durumda durun demesi 30 Ağustos'ta ne olacak? Silahlı kuvvetler çok büyük bir tasfiye mi olacak? Başka bir şey mi olacak? Ben size hep soruyorum. Milli Savunma Bakanı nerede diye. Bunu bilmiyoruz. Bu kadar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Karışık kuruşuk işler bunlar. Efendim Ümit Siler'i de şeyi yazmış. Dün dedim ya sabah kasidesinin tepesindeki fotoğrafta, bak kimlerin olduğunu da yazıyor. Diyor ki adım adım zafere başlığıyla kutladı diyor. Başlık güzel de ama fotoğraf. O fotoğrafın en önünde Mustafa Kemal. Hemen yanı başında son padişah Vahdettin. Kurtuluş Savaşı kahramanları arkaya doğru giderek soluklaşan fotoğraflarda görülüyor. İsmet Paşa Felci Çakmak, arkalarında gayet belirgin pırıl pırıl fotoğrafı ile damat Ferit onların yanında hatta önünde diyor. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının defalarca idam kararını veren Nemrut Mustafa Paşa divanını İngiliz talimatıyla kurup yurtseverleri ipe çektiren iki soysuz. Mustafa Sabri'lerle, İskilip'le, Atıflar'la, Dürrizade, Abdullah'larla, Rahip, Frev'larla el ele verip İngiliz sevenler cemiyetini kuran, Kuvayi Milliyeti yok etmek için parasını İngilizlerin ödediği, Kuvayi İnzibatiye'yi oluşturan, Yunan ordusunu halifenin ordusu olarak ilan eden hainler. Damat Ferit Osmanlı Devleti'nin son sadrazamıydı diye gidiyor. Evet bunları yapıyorlar. Bunlar yaşanıyor ülkemizde. Çok tuhaf şeyler oluyor. Çok tuhaf şeyler oluyor bilemiyorum. Evet vaktimiz. Arkadaşlar kaçta bitiriyoruz bugün? Yani ben saatleri karıştırdım çünkü. Of daha 20.